Bugün 4 Aralık 2020 Cimnastik Kulübü'nün tarihi günlerinden birini yaşıyoruz. Hakikaten bugün bu Cimnastik Kulübü'ne başladığımızda çok sevindiğim günlerden biri. Çünkü tam yapmak istediğimiz şeyi yapacağız. Çünkü bir Beşiktaş efsanesini ağırlıyoruz. Rasim Kara hocamız bizimle birlikte. O yüzden gördüğünüz gibi üçümüzün de yüzleri gülüyor böyle. Rasim hocayı gördükçe çok Benim de mutluyuz. yüzüm gülüyor, görüyorsunuz. Çok sağ olun hocam. Hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz Hoş için. bulduk. Önce siz değerli üç tane hocayı tebrik ediyorum. Böyle bir başlangıç yaptığınız için. Neden? Jimnastik kulübünü kurmuşsunuz ve çok kaliteli bir grubunuzun olduğunu tahmin ediyorum. Çok güzel şeyler ortaya çıkarttığınızı da tahmin ediyorum. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Çok sağ olun Bana hocam. bu imkanı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben müsaadenizle birazcık dersime çalıştım. Şimdi bizim seyircilerimizden de çok genç olanlar var. Belki Rasim Kara'nın teknik direktörlük zamanını hatırlayamayabilirler. O yüzden biraz... İstatistiklere baksınlar. Aynen öyle. Biraz hocam onu. İstatistikler çok enteresan. Evet. Ha, zaten o istatistikler var şimdi. Anlatacağım birazcık yani. Tamam. Rasim Tamam. Kara neden Beşiktaş için önemlidir? Ve hemen bir teaser vereyim. Neden gönlümüzde kanayan yaradır Rasim Hoca? Onu söyleyeceğim şimdi. Rasim Hocam 50 doğumlu. Eskişehirli. Eskişehir'de doğmuş. Daha sonra futbola ben yanlış yaparsam lütfen düzeltin. Ben bunları toplayabildiğim güvenilir yerlerden topladığım kadarıyla yaptım. Daha sonra Uşak, Bursaspor'da oynamış ve 1976 yılında Beşiktaş'ımıza gelmiş. 1976-84 arası 9 sezon Beşiktaş'ın kalecisi. En uzun oynayan kalecilerinden biri. Belki de en uzunu bilmiyorum. Başbakanlık kupası almış Beşiktaş'la. 1982 yılında da şampiyonluk yaşamış. Şimdi bunu bilmeyenler için, ya biz de o zamanlar küçüktük, bebektik o zamanlar ama o zamanlar Beşiktaş'ın biraz zor zamanları, böyle sürekli yönetimler değişiyor falan filan. Çok fazla şampiyonluk da yok. O yüzden yani bir şampiyonluğun buraya denk gelmesi de çok güzel olmuş. Daha sonra milli takıma geçiyor Rasim Hoca. Ve bizim kuşağın hatırladığı ve çok sevindiği, o zaman gerçekten çok sevmiştik. 1996 Avrupa Şampiyonası'na katılan milli takımın yardımcı antrenörü, ikinci antrenörü Fatih Terim Hoca da birlikte. Ve 96 yılındaki o başarılardan sonra 96 yılında Süleyman Seba zamanında Beşiktaş'ımızın teknik direktörü oluyor ve Evet. hani o yıl bir yılda bir sürü rekor kırıyor. Yani UEFA'da son 16'ya kalıyor ki Beşiktaş biliyorsunuz Avrupa kupalarında çok başarılı bir kulüp değildir. Bu olabilecek en büyük başarılardan bir tanesi. Çok iyi hücum eden bir takım yaratıyor. Ben ot yurtlarında o takımı seyrederdim yani. Hepimiz bayıla bayıla seyrederdik. Ünlü kalecisi vardı Mirmiç hatırlayanlar için. Forvet'te Amokachi vardı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ve tam Beşiktaşlıların sevdiği bir tarzda oynuyordu takım. Çünkü hani biz böyle ne bileyim 1-0 olsun bizim olsun pek öyle sevmez Beşiktaş seyircisi. Böyle coşkuyla oynayan bir takım ister ve Rasim Hoca'nın takımı da aynen öyleydi. Fakat maalesef kanayan yara işte o sene böyle 3 tane de çok büyük hakem hatasıyla ve şimdi bizim genç arkadaşlar tribünde hep aynı şarkıyı söylüyoruz. Özellikle bu Galatasaray maçlarında o hani Vahap Beyaz Ahmet Çakar şarkısı var ya işte onlar Rasim Hoca'ya Evet. olmuştu. O sene işte o kararlar Rasim Hoca'ya olan kararlar. Ve Sergen Yalçın'ın ünlü, benim 20 yaşında öğrencilerim bile biliyor çünkü artık YouTube var. Hatta bir tanesine geçen gün söyledim. Aa o voleybolun olduğu sene mi dedi. Evet dedim işte o voleybolun olduğu seneki hoca Rasim Kara. Ve maalesef hazin bir Beşiktaş hikayesi. Çünkü tribün ve medya maalesef o sene kaybediliyor Beşiktaş tarafından. Yani şu kadar muhteşem istatistikler var. 88 gol atmış takım Beşiktaş tarihinin gol rekoru. Birincisi. Evet. Ligi ikinci bitiriyor ve yani o hakem hataları olmasa gerçekten şampiyon Beşiktaş. Hiçbir derbiyi kaybetmiyor. Galatasaray'a yenilmiyor. İki maçta da beraberlik ama hakem hatalarıyla beraber, hakem Üç maç. yardımlarıyla beraberlik. Ve belki de en güzeli hani kekin üstündeki krema der ya Amerikalılar.
Fenerbahçe'yi 3 maçta birden yeniyor Beşiktaş ve en sonunda Mayıs'ta hocamızın görevine son veriliyor. Hocam ben bunu sormadan edemeyeceğim. Yani kırgın mısın Beşiktaş'a? Yok, Beşiktaş'a kırgın değilim. Ayrıca da çok mutluyum. Şimdi sevgili hocalarım, biraz düzelterek gideyim mi? Tabii lütfen tabii. Çok güzel bilgiler toplamışsın, tebrik ederim. Şimdi benim hiçbir altyapım yok. Ama sokağa çıktığımdan beri ben köy çocuğuydum Eskişehir'de. İlkokulu köyde okuduk, sonra ortaokul, lise, Eskişehir Ticari Üniversitesi Akademisi falan. Ve hep kendimi bildiğimden beri kaleye geçerdim. Lisede okurken, lisede futbol oynamak yasak ama sabahçı öğleci vardı. Biz sabahçıysak öğleden sonra diyoruz ki sizin sınıfla bizim sınıf işte bilmem şeker sahasında, demir spor sahasında maç yapalım. Ben hep kaleye geçiyorum. Lisanslı oynayan amatör takımlarda arkadaşlarım vardı. Ya dediler, sen bayağı atlıyorsun, zıplıyorsun, iyi kalecilik yapıyorsun, seni götürelim dediler. İyi götür dedim ve Işık Spor'a girdim. Ben, ikinci amatör küme. Yani Süreyya Özkefe eskilerden, Eskişehirli olup da Beşiktaş'ta oynayan yıllarca, o da aynı kulüpten, Nihat Atacan, Eskişehir'de Nihat Fethi Ender'in, Nihat abi, bizim o kulüpten yetişmiş. Genelde Tatarların takımıdır. Tatar semtinin takımıdır. Ve ben gittim oynamaya başladım. Bazı oyun kurallarını bilmiyordum. Mesela endirekle direkt vuruş arasında ne fark var bilmiyordum. Öyle oynadık. Top nasıl tutulur, nasıl vurulur, nasıl yatılır onları da bilmiyoruz. Her şey doğaçlamaydı. Deneme yanılmayla oynadık. Nasıl bir gol kurtardık? Bir daha olsa nasıl kurtarırım? Veya bir gol yedik hatalı. Bunu bir daha olsa nasıl telafi ederim, kurtarırım şeklinde. Deneme yanılma metoduyla biz kaleciliği öğrendik. Ve çok enteresan, benim her sene bir üst lige transfer oldum. Yani ikinci amatör küme, çimento fabrikasının birinci amatör kümedeki takımı, Eskişehir Demirspor genç takımı, üçüncülük, A takımı ve Uşak'a gittim. Şimdi bu arada ben liseyi bitirdim. Akademiyi kazandım. Maçlar da bitmişti. Luna Park kurulurdu Porsuk'un kenarına. Oraya da arkadaşlarla gezerken penaltı pavyonu vardı. Penaltı pavyonunda orayı işleten de geçenlerde rahmetli oldu, nur içinde yatsın, Fatih Spor, karşılıklı birinci amatör kümede oynadığımız santrafordu. Beni gördü, ya Rasim kaleci yok, gel dedi bir şurada şey. Ben de hiç kaleci antrenmanı yapmadım. Öğrenciydik bilmem ne yaptım. Ve baktım kum dökmüşler ve ben kabul ettim. Akşam 6'da geleceksin, gece 12'de yerine gideceksin. İlk başlar kolaydı, sonra zor gelmeye başladı. Ve ben 3 aya yakın penaltı pavyonunda kalecilik yaptım. Hocam onu ne gençler oldu, biliyor musun? Anlamaz ama ne olduğunu. Anlamazlar. Yani penaltı kale vardı, bir top vardı armut gibi böyle. Ondan sonra bir bilet alıyorlar. 3'te 3 atarlarsa sigara veriyorlardı. Biz artık 2 avans vermeye başladık. Ve çok enteresan hocalar, zor gelen bir şeydi. Benim zengin aile arkadaşlarım, aile çocuğu arkadaşlarım kafaları çekmişler, gelmişler tatilde. Keyif için penaltı atıyorlar. Biz orada cumartesi, pazar, öğlenden gece 1'e kadar. Bak ne oldu sonra biliyor musunuz? İki tarafa da çok iyi atlamaya başladım. Penaltı kurtarma yeteneğim gelişti. Mesela ilk A milli olduğum maçta Yasin Özdenek vardı İrlanda'da. O çıktı, ben girdim, penaltı kurtardım. İkinci maçta Beckenbauer'ın penaltısını kurtardım. Ve Bursaspor ve Beşiktaş'ta zannediyorum toplam özel maç, lig maçı, kupa, işte donanma kupasıdır bilmem nedir, spor yazarları. Yani 20'nin üzerinde penaltı golüm var. Çünkü
Orada boş kaldığımız zaman da birbirimize penaltı atıyorduk. Artık nokta atışlar yapıyorduk. Tabii ki zor bir şey. Kaleden çıkıp gitmek, penaltı atmak. Neyse, bana çok büyük katkısı oldu. Zor bir iş yapmışım. Sonradan daha iyi anlıyorum ama bunun bana artıları çok, katkıları çok fazla oldu. Onu gençlere, bizi dinleyen gençlerimize de nasihat gibi olur. Belki de bir tavsiye olabilir. Sonra ben Uşak'ta ikinci ligde bir sene oynadım ve o sene Ümit Milli Takımı'na seçildim. Sonra Bursa Spor'a geldim. Rahmetli Metin Oktay menajerdi. Kalaparoviç teknik direktördü. 4 sene orada ve Bursa Spor'un Avrupa Kupalarına ilk katıldığı sene çeyrek finale çıktık ve kalecisi bendim. Final takımını eledik. Dundee United'ı eledik ve Dinamo Kiev'le eşleştik. Onlara elendik ve Dinamo Kiev Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin milli takımı temsil eden kulübüydü. Malzemecisinden oyuncusuna, antrenörüne kadar Dinamo Kiev şey yapıyordu, temsil ediyordu. Çok başarılıydı. Sonra 4 sene sonra işte Bursa'da A milli takıma seçildim ve Beşiktaş'a transfer oldum. 8-9 sene oynadım. Allah'a şükür şampiyonluk yaşadım benim kaptanlığım zamanında ve ben geldiğim sene sonunda takımda eskilerden Zekeriya Alp vardı kaptan. Ahmet Börtüşen'e vardı sağbek. Niko vardı. Birkaç tane işte kahraman falan vardı. Sene sonunda ben takım kaptanı oldum. Yani 7 sene doya doya takım kaptanlığı yaptım. Oynasam da oynamasam da. 3 Ümit 16 A milli takımda oynadım. Eskiden A milli takım çok az oynanıyordu. Yasin ve rahmetli Sabri Dino vardı o zamanlar. Onlar oynadı. Biz genç kaleci olarak bizi hazırlıyordu Coşkun abi. İşte böyle bir futbol hayatı yaklaşık 20 sene. Sonra antrenör kurslarına gittim. Antrenör işte biliyorsunuz B kursu, A kursu, teknik direktör şimdi pro oldu. Sırasıyla hepsini bitirdik ve İşte Antalya'da yardımcı antrenörlükle başladım Adnan Dinçer'le. Gittiğimiz sene lige çıkarttık Antalya Spor'u. Süper Lig yoktu. İkinci ligdeydi. Birinci lige çıkarttık. Sonra işte Fatih Hoca ile çalıştık. Beşiktaş, o Galatasaray'a ben 6 sene tabii ilk önceleri de Sepp Piontek'in asistanlığını yaptık. Ve Beşiktaş'a 96-97 sezonunda teknik direktör oldum. Herkes bu gömlek Rasim'e büyük gelir, küçük gelir, bir sürü şeyler söylemiş olmalarına rağmen sizin Beşiktaş'taki 88 gol attığımız doğru. Artı 62 avaraj da rekor. Çünkü 26 gol yedik. Şu anda Beşiktaş ligin en fazla gol yiyen takımı. 21 takım içinde ve 17 gol yedi. Biz 26 gol yedik ve 3 maçta 10 gol yedik. Kötü oynadığımız küçük şeylerden. O bizim yediğimiz gol sayısını arttırdı. Yoksa tam bir bakmadım ama gol yemediğimiz maç herhalde 15 falan vardır. Bunun haricinde benden önce Christoph Daum vardı. Kendimi çok anlatıyormuş gibi de olmak istemiyorum. Beni gençler tanımıyorsa anlatmak için yapıyorum yani bunları. Yok yok, biz onun için sorduk hocam zaten. Ve üst üste 5 maçı kaybetmişti Beşiktaş. Kocaeli Spor'a içeride İnönü'de 5-3 yenildi. Altay 3-0, Denizli 4-0, Van 2-0 falan böyle. Ve Fair Play'de sarı ve kırmızı kart toplamında en alttaydı Beşiktaş. Benim zamanımda lig bittiğinde en üstte bir numara Beşiktaş'tı. En az kart gören. Yani Alpay, Recep, Sergen, Şifo işte bilmem ne. 3 yabancı hakkı vardı biliyorsunuz. Yankov vardı orta sahada. Ben hepsini de milli takımda çalıştığım için Avrupa'daki çoğu takımı iyi tanıyordum. Oyuncuları iyi tanıyordum. Nokta atışı yaptım. Yani eğer ararsanız
scout gibi tam şeyleri yerine getirirseniz, kriterleri, psikolojik yapısını da, fizik yapısını da, teknik taktik anlayışını da ve senin ülkene, yemeğine, sosyal yaşamına ayak uydurabilecek mi? Mesela Antep'e her oyuncu gitmiyor. Trabzon'a her oyuncu gitmiyor. Şimdi gitmeye başladılar. Ve her şeyi araştırırsanız hata yapma şansınız çok minimuma iniyor. Sonra hiç derbi kaybetmedik ve Fener'le siz de söylediğiniz 3 maç galip geldik fakat 2 lig, 2 kupa ve 1 spor yazarları. Son spor yazarları kupasını da ben aldım. En son spor yazarları kupası da benim dönemimde alındı. Ve spor yazarlarında 9 kişi kaldık. Lig ve kupada 2 maçta 10 kişi kaldık. Fener'e 11 kişiydi. Biz hiç kaybetmedik. Trabzon'a da aynı şekilde. Hatta Ertuğrul, Oktay falan da vardı. Ertuğrul bir gün geldi bana dedi ki hocam ya bütün lig maçlarını Fener'le oynasak dedi. Yani böyle nasıl olsa çıkıp şey yapardık. Yani bir gün Ertuğrul'la da röportaj yaparsınız. Gerçekten öyle. Tabii derbi maçlarının da şeyi farklıdır biliyorsunuz. Havası. Ha, onu derbiye geleceğiz zaten. Avrupa kupalarında 96 senesine kadar bir tur geçmemişti. Bir turu APL Rum kesim takımı gelmedi. Çıkmıştı bir tur. Beşiktaş namağlup şampiyon olduğu sene bile Ajax'tan 4 gol yedi İnönü stadında. Ve biz Avrupa'da da ve lig, kupa, Avrupa, 8 maç Avrupa. İçeride oynadığımız hiçbir maçı kaybetmedik. İnönü stadında, şimdi Vodafone oldu. Tarihi İnönü stadında hiç seyircimizin önünde mağlup olmadık. Bu benim için de çok önemli bir şeydi. Ben sonra biliyorsunuz yurt içinde Bursa, Dardanel, ne bileyim Yimpaş, Yozgat, Rize'yi lige çıkarttık. Ondan sonra Kanada'da Ottawa Wizards takımında çalıştım. Şampiyon olduk. Azerbaycan'da 4,5 sene kaldım. Hazar Lenkeren takımı ve Karabağ takımı vardı. Karabağ biliyorsunuz şu anda yeri aldığımız yer. Onun temellerini ben attım. Şu anda Karabağ her sene Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Onun için de ayrı bir mutluluğum var. Yani kısaca benim hayatım böyle. Şu anda 10 senedir, 11 senedir Futbol Federasyonu'nda antrenör eğitiminde görev yapıyoruz. Şöyle, UEFA'ya ortak lisans anlaşmasına biz üye olduk. Türkiye olarak. 53. ülke olarak Avrupa'da. Ve Avrupa'daki yani standart bir eğitim. Yani burada daha önce buraya biz bu birliğe girmeden önce Almanya'da gidip çalıştıramıyordu bir takım bizim aldığımız teknik direktörlük şeyiyle. Ha, Mustafa Denizli falan çalıştı ama sonraki gelişmeler bunlar. Jira konvansiyonundan sonra ve UEFA'nın eğitimcileri geldi, bizleri yetiştirdiler ve biz tutor olduk. Aynı zamanda Türkiye'deki kaleci antrenörlüğünü 94 senesinde ben kurdum. Tabii ki Şenez Erzik başkandı, Fatih Hoca inanılmaz destek verdiler. Yani biz kendi kendimizi çalıştırıyorduk veya malzemeci Ahmet abi mesela Beşiktaş'ta beni malzemeci Ahmet abi çalıştırdı 8 sene. O da hareketli topa vuramıyordu, dikip de vuruyordu. Biz de mahsus sıkılınca ona hareket top atıyorduk. O da vurmuyorum ya diyordu. Ya bu yüzden kalecilerin de antrenörü olmasını istedik. Artık biliyorsunuz taç atan, frikik atan antrenörler var. Öğreten kulüplerde.
O yüzden ben aynı zamanda da UEFA'nın hem antrenör tutoruyum hem de kaleci antrenörü tutoruyum. Yani yurt dışına gidiyoruz. Kaleci için 4 defa gittik. En son Ocak'ta İspanya'da vardı. 5-6 defa da antrenör kursları için gittik. Yani buradan bu diplomayı alan, pro lisansını alan gidip Bayern Münih'i çalıştırabilir. Aynı içerik var. Teorik, pratik, sınav sistemi hepsi aynı olmak şartıyla. Oraya bağlıyız. Bunu da ek olarak belki tam buraları biliyordunuz veya bilmiyordunuz, ben anlatmak istedim size. Çok iyi oldu hocam. Ama bir şey daha sorabilir miyim? Sonra söz veriyorum Barış Hoca ve Adil Hoca'ya. Şey yapacağım. Yani o 97'de bu kadar başarıya rağmen devam etmemeniz veya oradan bir ders çıkarmak gerekirse, ya ben mesela o aynı şeyin Sergen Hoca'ya da olabileceğinden korkuyorum. Yani orada ne oluyor? Yani Türkiye'de çok yıkıcı bir futbol kültürü var. Çok yıkıcı bir medya kültürü var. İlk defa söylüyorum. Ben anılarımda bazı şeyleri de yazacağım. Mesela biz hazırlık kampı başladığı zaman 96'da o dönemde televoleler vardı. Hatırlar mısınız? Rezil şeyler. Bana birileri sordu basın toplantısında. Televoleler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de zaten oraya değinmek istiyordum. Ama dedim ki ben Beşiktaş'ta olduğum sürece bir tane Beşiktaşlı futbolcu televoleye gidemeyecek dedim. Ertesi günü Fatih Hoca, Rasim Hoca'yı destekliyoruz. Şenol Güneş Trabzon'dan biz de destekliyoruz. Ve iki kanalda televole oluyordu biliyorsunuz. Yüz kızartıcı diyeyim. Bir numaralı Alpay'dı biliyorsunuz. Şimdi milletvekili oldu. Müşteri bir numaralı Alpay'dı. Ve kamuoyu da onu seyrediyordu. Cazip geliyordu. Bir tane medyadan benim bu başarılarımı duyamazsınız. Bu olaylardan dolayı. Düşünebiliyor musunuz? Ha, o zaman bir ambargo kondu yani. Sevmediler. Tabii. Hala var ambargo. Ha. Peki hocam, o ilk şifreli yayınlar falan çıktı. O kanalın da etkisi oldu deniyor böyle Türkiye'deki futbol. Oradakiler oraya geçtiler. Ha, evet. Sine 5. Evet. Show TV. Sonra, tabii sonra maraton programlarına geçtiler işte. Yani ama ben çok mutluyum. Böyle bir şeyin sonunu, başlangıcını ben yaptığım için. Çünkü futbolcu bırak sahada oynasın yani. Sanki bazı futbolcular için, çoğu diğer takımlarda da vardı. Önemli olan hafta içindeki televoleler. Yani bu sporun böyle magazinleşmesine karşı çıktığınız için medya size ambargo koydu. Koydular. Hiç benim başarımı niye göstermiyorlar? Mesela Fenerbahçe illallah demiş benim maçlarımda. Yani uçça bilmem neler varken vermediler. İster rekorlarını söylemiyorlar. Evet. Mesela 2 sene kontratım vardı. Ben 1 sene $400,000 tazminatım vardı. Ben Süleyman abiye rahmetli almadan çıkıyorum dedim. Düşünebiliyor musun? Sonra isim vermeyeyim. Bu formayı giymiş olup da antrenörlük ayrılırken tazminatını alanlar oldu. Ben almadım. Süleyman abi sağ ol Rasim'cim dedi sadece. Velhasıl başka şeyleri bir araya geldiğimiz zaman anlatacağım. Esas şeyleri bir hayret edeceksiniz. İnanamazsınız ya. Neler yaşadığımı inanamazsınız. Onun için bu kadar kalsın. Şimdiki yönetim falan olsa böyle sorunlar da olmazdı. Zaten ben devam etseydim Galatasaray 3 sene 4 sene üst üste şampiyon olamazdı.
ve bizim şampiyonluk sayımız da çok artardı. Kesinlikle. Ya o kesinlikle öyle yani. Onu hepimiz evet. biliyoruz. Ben bunu hiç böyle şey yaparak söylemiyorum. Bu gerçektir. Peki hocam, Barış hocam, Adil hocam buyurunuz siz devam edin o zaman. Adil hocam, psikolojik yanına gelelim işte. Ya ben hemen gireyim mi araya? Aslında çok heyecanlıyım. Sizin burada olmanız dolayısıyla tekrar sağ olun geldiğiniz için inanılmaz keyifli. Hiç aklıma gelmeyecek bir şeydi bu. Barış da sağ olsun. Onun ben sayesinde de teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ya hocam benim biz kafamda o kadar çok soru var ki aslında. Ben hemen biraz böyle bir şeyler söyleyeyim. Çok amatörce gelecek ama o heyecandan. Çünkü bizim gençliğimiz de sizin. Hani ben 18 yaşında falandım o sezon. Ne kadar güzel. Gerçekten de en ateşli olduğunuz zaman. Öyle ve şey yani o sezon gerçekten o dönemden aklımda özel olarak kalan bir sezon. Şimdiki gençlere de şunu tavsiye ederim. Hiç belki haberdar değiller ama mesela açıp Valencia Beşiktaş maçlarının YouTube görüntülerini izlesinler. Şimdi bir kere o dönemdeki Beşiktaş, şimdiki hani Şenol Güneş'in yakın zamanda Şampiyonlar Ligi'nde kök söktüren Beşiktaş, öyle bir şey yoktu şimdiki şey. Yani o hani o güven o yoktu. Avrupa'da kendini hiç gösterememiş bir takımdı. Ama o Valencia'nın karşısına çıkıp deplasmandaki maçtaki yani o özgüven mi diyeyim artık bilmiyorum. O dinamizm yani o biz bu maçı alırız havası inanılmaz. O seziliyor zaten. Hiçbir şey bilmeseniz açıp gördüğünüz zaman görüntüleri. Benim soracağım şey yani o kadar çok şey var ki bir tanesi şu. Ben o maçı özel olarak hani buraya gelmeden önce açıp baktım tekrar. Sebebi bir de şu. Benim aklımda kalan ve inanılmaz bir hani bir kırılma noktası. Hem sizin ama kaçının kaçırdığı gol mü? Evet. Benim soracağım şey, yani birçok Beşiktaşlı'nın bence özel olarak hatırladığı bir andır. Ve dikkatli bakarsanız Avokaçi'ye de ben buradan hiçbir şekilde eleştiri getirmiyorum. Çünkü bence o topta biraz patates tarlası gibi bir şey yani inanılmaz kötü. Yok yağmur yağmıştı bir gün evvel. Sağ çok şeydi, pütürlü oldu böyle. Gerçekten sağ kötü ve tam vuracaktan önceki sekişinde top çok hafif bir havalanınca öyle bir şanssızlık oluyor. Dışarıya atmak bile daha zordu. Öyleydi yani. Benim soracağım şey yani o Beşiktaş'taki o sezonda ve genel olarak Beşiktaş'taki kariyerinizde Beşiktaş'a yaptığınız katkılarda içinizde kalan böyle keşke şu şöyle olsaydı dediğiniz ya da bir kırılma anı olarak değerlendireceğiniz bir nokta mesela o mudur yoksa başka öyle şeyler var mı? Ya şimdi 3 yabancı hakkı vardı. Şu anda 14 yani gerçekten çok şanssız bir şekilde kaybettik. Dönüşte galiptik. Hakem bir penaltımızı vermedi. Ve 2-2 bitti. Yani bir de offside pozisyonu var hocam o ikinci maçta. Var. Offside çaldı. Gole giden bir hatamız var. İnanılmaz bir karar. Evet. Şimdi ben oynarken de öyle. Mesela oynarken derbi maçlarını çok seviyordum. Konsantrasyonum daha iyi artıyordu. Bir de yağışlı havalarda kalecinin işi zor olmasına rağmen ben en iyi maçlarımı yağışlı havalarda oynadım. Konsantreyi çok iyi artırıyordu. Şimdi seker mi kayar mı top falan diye. O yüzden bir de antrenörlükte de futbolcularımı tabii ki çok iyi biliyorsunuz siz. Öğretim görevlisin. Teknik çok önemli. Taktik çok önemli. Savunma ve hücum. Fiziksel şeyler çok önemli. Motorsal özellikler çok önemli. Psikolojik yapısı ve sosyal yapısı çok önemli. Şimdi Fenerbahçe Pen diye elendi mesela. Burada ne söz konusu Adil Hocam? Rakibi küçük görmek değil mi? Beşiktaş Ertuğrul'un zamanında Liverpool'la eşleşti. Gazeteler yazdı eyvah Liverpool eyvah bilmem ne 8-0 oldu. 9 pozisyona girdiler 8-0 oldu. Yani
aşırı motivasyon, yetersiz motivasyon, korku, bunlar biliyorsunuz etkiliyor şeyi. Ben derbi maçlardan önce evde ailesi, akrabaları, arkadaşları başlıyor futbolcuları. Hadi bu hafta Fener var, Galatasaray var, bilmem ne var. Medya kızıştırıyor ortalığı. Yöneticiler böyle titrerler senin karşında, gelirler oynayacak oyuncunun. Hadi bir yenin bilmem ne. Yani %100'ü aşıyor artık konsantrasyon. Bir de Adil Hocam, senin konular. Şimdi herkese aynı motivasyonu yaptığın zaman Fener'le oynayacağız. Herkese aynı motivasyon. Şöyle böyle hadi vatan millet Sakarya gibi. Şimdi Sergen, Şifo, Amakaycı gibi oyuncuları yüze yaklaştırıyorsun. Ama Alpay, Recep gibi oyuncular yüzü aşıyorlar. Kırmızı kart görmeye başlıyorlar. Tamam mı? O zaman bireysel de terapi yapmak lazım. Öyle değil mi? Mesela Sergen, bu senin son maçın, bak sen bugün şey yapacaksın göreyim. Senin çeneni kırsalar sesini çıkartmayacaksın diyebilirsin. Ama Alpay'a, Recep'e bak bugün çok sakin olacaksın. Senin her şeyini bilmem ne yapsalar sesini çıkartmayacaksın. Sana güvenebilir miyim? Evet, bu kadar. Öbür türlü kırmızı kartlar gırla gidiyor. Sarı kartlar. Ve hakikaten derbi maçlarında satranç oynar gibi taşları yerli yerince koyabiliyorsun. Bütün oyunlar aldatmacıdır. Tavla oynarsak bile birbirimize ben açık veririm mahsus, sen beni vurdukça ben senin tarafa yığılırım bilmem ne olur. Satranç da öyle. Bakın, hani sistemler var futbolda. Devamlı değişmiş. WM'den tutun da bilmem 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5-2, 3-4-3. Ben hiçbirine bağlı kalmadım. Neden biliyor musunuz? Hücum prensipleri var. Biz kurslarda öğretiyoruz. 5 tane hücum prensibi var. Genişliğine ve derinliğine oynayacaksın. Pas ve desteği yapacaksın mesela. 2 tanesi. Savunma prensipleri var. 5 tane de bunların karşılığında. Baskı, kademe, denge, bilmem ne. Bunları yapmadıktan sonra, alan yaratmadıktan sonra, hareketli oynamadıktan sonra hücum, istersen tek santrafor oyna, istersen 3 santrafor oyna. Ve benim diğer takımlara gittiğim zaman da en çok gol atan takım oldu benim o dönem. Sebep, biz daha önce antrenmanlarda çalışırdık. Mesela 3-5-2 ile çıktık diyelim. 15 dakika sonra 3-4-3'e dönerdim. 4-4-2'ye dönerdim. Son 15 dakika 2 açıklığa dönerdim. Santrafor'u da geri çekerdim. Düşünün. Bakın. Fenerbahçe'nin o zamanki savunmasını söylüyorum. Kaleci Rüştü, İlker Yağcıoğlu sağda, sağ açıktan devşirme. Uçayök, Erol Bulut. Şimdi ben Saraçoğlu'nda oynarken İlker gelecek çok. Değil mi? Bir müddet sonra ben iki santrforla başlıyordum. Bir müddet sonra iki açıklığa geçiyordum. Ama kaçıyı sola alıyordum. Al git oradan götür. Şeye attığımız bir gol de var Trabzon'a. Hepsini aldı götürdü arkası. Şimdi ve iki açıkla oynarken Şifo ile Sergen'e diyordum ki siz tekniği iyi adamlarsınız. Siz göbekten gidin. İster driblingle ister verkaçla. %100 birebir kalacaksın uçeyle veya hökle. Ya kırmızı kart olacak, ya frikik olacak, ya penaltı olacak. İki frikik oluyor. Birini Rüştü 90'dan kurtarıyor. 88'de Sergen'i tam çıkartırken frikik oluyor. Ben gittim koştum yan hakeme. Sergen atacak frikiki, ondan sonra çıkacak. Ve attı.
Yani taktik konuşmamda bile bunlar yazılı. Ben oynuyorum şeyle. Ama küçük takımlar ne oluyor? Geliyor, yığılıyorlar. Gol atarsan beşlik oluyor. Atamazsan ıkına sıkına bir gol atmaya çalışıyorsun. Ama Hacı Popescu, işte Hakan Şükür, Arif şu var bu var oynuyordu. Yani duran toplar çok önemli. Korner, frikik, penaltı dahi çok önemli. O yüzden ben çok seviyordum. Sergen Hoca da bak derbileri çok sevdiği belli oluyor. Çok derbiyi kaderini değiştirdi. Maşallah iyi gidiyor. İnşallah böyle gider. Barış Hocam gir hadi. Ben de vallahi hocayı... Tatmin şeyler. Söyleyebiliyor muyum? Buyurun. Tatmin ediyor mu cevaplarım sizin? Harika gidiyoruz hocam. Muhteşem. Süpersiniz hocam vallahi. Yani sizi böyle keyifle dinliyorum. Hiç konuşma niyetim de yok aslında. Sizi anlatın. Bizim burası özgür program. İstediğinizde söyleyin. Çok da keyifli anlatıyorsunuz. Hem bazı anılarımız hatırımıza geldi. Çok böyle keyifli hatırladım. Hem de Barış'ım bak vardı. Bir şey katkıda bulunayım. Gerçekten futbolcular derbide hata yapmaktan çok korkuyorlar. Derbi maçlarda. Eğer hata yapacağım korkusuyla sahaya çıkarsa hata yapıyorlar. Hele gençlerse daha çok hata yapıyorlar. Ben soyunma odasında ıslık bile çaldığım oldu mesela. Fener'le oynarken, Galatasaray'la oynarken. Hiç umurumda değilmiş gibi maç. Rahatlatıyorum onları. Kaybedebiliriz derbi maçı. Ama kazandığımız zaman neler kazanacağız? Her şey bana ait. Bütün suç bana ait. Çık oyna. Hata yapmaktan korkma. Öyle mi Adil Hocam? Hata korkusu insanı hataya sürüklüyor. O yüzden prensipleri de savunma prensipleri özellikle trafik kuralları gibi. Mutlaka uyuman gerekiyor. Viraj var sollama diyor. Uyumak zorundasın. Şuta ortaya müsaade etmeyeceksin. Kademeye gireceksin, dengeye, bilmem neye gireceksin. Blok olarak oynayacaksın. Takımın boyunu bir akordiyon gibi açılıp kapanırsa sıkıntı yaratır. Ve hücumda da ralli pilotu gibi geç geçebilirsen. Solla, sağından geç, solundan geç. Nereden istiyorsan geç. O rahatlığı vermen lazım. Anlatabiliyor muyum? Harika hocam. O zaman Fenerbahçe maçını biraz konuşalım mı? 4-3, 15 sene sonra Saraçoğlu'nda galibiyet. Nasıl oldu bu iş? Vallahi şimdi bak. Bir defa maçtan önce aslında Başakşehir maçından önce bir makus talihin değiştiğini gördük. Eğer herkesin ne diyordu herkes? Bu maçları Beşiktaş kazanamaz. Sonra da Alanya'ya gidecek falan. O herkes bendim bu programda. Barış Hoca ama dedi ki hakkını vermek lazım. O işler belli olmaz dedi. Doğru. Şimdi 20 puan Fener'in vardı. 13 puan Beşiktaş'ın vardı. Ama Başakşehir maçında da 10 puanı vardı. Yani küme düşmeye daha yakındı. 4 takım düşüyor. İşin şakası da yok yani. Hiç ümit etmediğiniz takımlar gidebilir bak bu sene. Ve sonra 4 puana indi. 20-16. Öyle değil mi? Medya, Fenerbahçeli futbolcuların aileleri, arkadaşları, medya, yöneticiler, siz 5 tane çaktınız şeye, Gençler Birliği'ne. Öyle değil mi? Siz Fener Beşiktaş'ı da rahat götürürsünüz. O rahatlık işte yetersiz motivasyon. Golü yiyince kaygıya dönüştü öyle mi Adil Hocam? Golü yiyince agresifleştiler. Başta Ozan Tufan olmak üzere. Hepsi hakeme bilmem neye. Burada derbilerde yıldız oyuncular devreye girmesi lazım. Takım savunması iyi olması lazım. Kaleci iyi oynaması lazım. Duran topları iyi kullanman lazım. Ve
sakin oynayan taraf, kararlı ve sakin oynayan taraf kazanır genellikle. Aynı sakinlik Fenerbahçe'de var mıydı? Ama bizimkilerde Başakşehir maçında da ilk devre öyleydi. 10 kişi kaldı Başakşehir, 2 gol yedik. Bu defa Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Beşiktaş 10 kişi kaldı. Değil mi? Tabii. Biz gol attık. Demek ki eksik kalmak demek mutlaka mağlup olacaksın anlamına gelmiyor. Eksikken neler yapmak lazım? Galipken eksikken neler yapmak lazım? Mağlupken eksikken neler yapmak lazım? Her şeyi planlı programını yapmak lazım. Takımın arkasında bir takım var. Bizim zamanımızda öyle değildi. Şu anda akademisyenleri biz kattık işin içine. Yani scoutları var, analizcileri var, performansçıları var, kondisyonerleri var, mentorları var. Yani takımın arkasında bir takım daha var. Bu ekip çalışması artık kaçınılmaz. Öyle değil mi hocalar? Tabii. Şimdi bütün bunları araştırıyorsun. Kaç pas yapmış, kaç orta gelmiş sağdan soldan. Her şeyi biliyorsun. Kaç kilometre koşmuş. Onlara da gireriz biraz sonra. Ama Sergen Hoca'nın maçtan sonra söylediği zaferler savaşarak kazanılır diyor. Seni telaşa götürmeyecek hırslılıkta olması lazım. Hırs çok tehlikeli bir silah. Bu silahı iyi kullanmazsan başın belaya girer. O yüzden savaşmayı nasıl yapacağız? Futbol kuralları içinde. Top rakipteyken ne yapacağız? Top bizdeyken ne yapacağız? Rakibin zayıf tarafları ne, güçlü tarafları ne? Ben bu takımı sonuçta nasıl yenerim? Çok iyi analiz etmiş. Yani bakın İsmailer biliyorsunuz değil mi gazeteci? Maç günü beni aradı. Duhuliye diye bir şey varmış. Hiç girmedim şimdiye kadar. Röportajdan sonra da girmedim. Ben Hürriyet'te yazacak zannettim. Duhuliye'ymiş. Hoca dedi bana anlattı. Ona da bazı şeyler söyledim. Bu size söylediğim şeyler gibi. Ve maçın yıldızı kim olur dedi. Abu Bakar olur dedi. Maçtan sonra İsmail Er'i aradım. Dedim İsmail ne oldu dedim. Kim yıldız oldu? Hoca vallahi tebrik ederim dedi ya. Şimdi biz attık işkembeden tuttu olayı değil. Fener'in savunmasının göbeğinde iki tane ağır adam var. Öyle değil mi? Evet. Bunlar bir uyum içinde oynayamıyorlar. Abu Bakar dememin de sebeplerinden bir tanesi bu. Ve Abu Bakar'ın patlama yapması gerekiyordu. Çünkü Beşiktaşlılar onu iyi tanıyordu. O yüzden tabii ki savunmalar çok iyi oynadı. İnanılmaz oynadı. Montero beklenenin çok üzerinde oynadı. Necip çok iyi oynadı. Souza değil mi? Joseph inanılmaz oynadı. Bütün takım çok iyiydi. Kaleci de İyi oynadı sayılır. O yüzden hakkıyla bir maç kazandı Beşiktaş. Fenerbahçe tarafında yöneticilerin beyanatlarına katılmıyorum. Çok yanlış yapıyorlar. Fenerbahçe'ye verdikleri beyanat zarar veriyor. Neden biliyor musunuz? Hakeme yüklendiğin zaman futbolcu kendini kurtarıyor, soyutluyor. Ben gördünüz diyor ya işte baş taraftar ne oldu diyor. Gördünüz hakemi diyor. Sen nasıl oynadın, nasıl vurdurdun diye soramıyorlar. Nasıl goller kaçırdınız, nasıl böyle abuk zubuk goller yediniz? Futbolcuyu savunursan bir dahaki maçlara da sirayet eder bu. Doğru mu hocam? %100 hocam, bu çok önemli bir aslında analiz. Yani biraz sizin bu işleri analiz edişiniz bana nedense bilmiyorum doğru mu ama biraz Şenol Güneş'in tarzını hatırlatıyor. Çok pedagojik ve psikolojik ve iletişime de odaklı bir
çerçeveden yaklaşıyorsunuz. Mesela bireysel terapiden bahsediyorsunuz. Zaten mesela, bu tür bence teknik adamlar başarılı oluyor. Ya, bizim elimizdeki materyal insan. İnsan. Makine değil, bu parçası bozuldu, bu mouse'u değiştireyim, yenisini alayım, pilini değiştireyim gibi bir şey değil. Şu anda biz insanlarla şey yapıyoruz. 20 tane, 25 tane oyuncu varsa 25 tane ayrı anadan, babadan, ayrı kültürden gelen insanlar var. Özellikle Türkiye'de her ailede ayrı bir sosyal yaşam var. Döverek çocuğunu büyütmüş aileler var. Sus, çocuklar büyüklerin yanında konuşmaz diyenler var çoğu, kenar mahalleden geldikleri için. Öyle değil mi? Ben de dahil olmak üzere. Çok çocuklu aile, 6 kardeşiz. Kenar mahalleden gelmişiz. Diğerleri de öyle çoğu. Askere giderken Allah gidiyor, herkes ağlıyor. Niye? Ya sevinmek mi lazım, ağlamak mı lazım, bilmek lazım yani. Büyüklerin yanında çocuklar ne zaman konuşacak? Kaç yaşına geldiği zaman konuşacak? Ve bu çocuk sahada kendi kararlarını vereceği zaman acaba ben konuşabilir miyim, yapabilir miyim? Şeyle, istediği kadar fizik kalitesi bilmem nesi iyi olsun. Bu kendi kendine savaş yaşayacak. Ve ben Freud falan dahil psikolojik şeyler okuduğum, spor psikolojisini biraz takip ettim. Ve tabii ki disiplin anlayışı da bunun içine geliyor. Giriyor. Nasıl ben bir disiplin anlayışı yapacağım? Yani Süleyman abi genel kaptanken, ben kaptanlığım zamanında derbi maçlardan önce kampa gelirdi. Rasim Ulu'ya söyle saçlarını kessin, tıraş olsun. Ben de Süleyman abi söylüyor demezdim. Ya Ulvi hadi bak, insan tıraş olunca, iyi giyinince kendini daha moralli hisseder. Hadi aslanım ben de tıraş olacağım falan. Şimdi Nartello geldi, saçları uzun. Süleyman abinin başkanlığı döneminde bir şey diyemedi. Ben Amokashi'yi aldım, küpe takma yeni çıkmıştı. Ya söyle şuna küpeleri atsın diyemedi. Ama çağa uygun disiplin anlayışı uygulamak lazım. Sevgiye, saygıya dayalı bir disiplin anlayışı yapmak lazım. Yoksa darmadağın olursun büyük takımda. Sergen Hoca'nın söylediği de, futbolcular kendi arasında, Necip'in konuşmasında kaptan olarak biz kenetlenmişiz dedi, bir grup olarak dedi. Bak bu çok önemli. Bir numaralı güç bu. Hocalar. Fizik böyle bir haftada kaybolmaz. İstediğin kadar kendine olarak rakibi küçük görüyorsan, bilmem ne yapıyorsan, güvensizlik hissediyorsan düşüş gösterirsin. O yüzden hocalar, benim endişem şu aşamada derbilerden değil. Neden? Türkiye liglerinde en çok gol yiyen Beşiktaş 17 golle. 17 atmış, 17 yemiş. Bakayım, gözlüğümü takayım. Doğru. Şimdi Gençler Birliği'nin bir galibiyeti var ve yine şeyde Vodafone'da Beşiktaş yenmiş. Biz şimdi aynı konsantrasyonu, aynı motivasyonu, aynı taktikleri bu akşam yapabilir diyor muyuz takımımıza? Bu çok önemli. Her maçın 3 puanı var. Derbinin de en alttaki takımında. O yüzden derbi maçı oynuyormuş gibi savunmada ve şeyde bak %100 kapasitelerini koydular 2 maçtır. Benim endişem bunu devam ettirebilirler mi acaba? Yazık olur. Buradan 2 derbi maçtan 6 puan çıkartmışsın. Şimdi dendik bir takıma ver 2 puan, ver 3 puan. Bir de mağlubiyetlerin artçıları devam ederse daha kötü oluyor. Hata yapmışsa genç kaleci hata yapabilir. Acaba o hatasının arkasında o maçta veya sonraki maçlarda bu artçılar devam eder mi? Öyle değil mi? Şimdi Muslera iyi oynayan bir kaleci. Ben size
beraber olduğumuz zaman inşallah bir sunum yapayım. Muslera'nın hem Uruguay milli takımında hem Galatasaray'da yediği santra civarlarından 10 tane 15 tane golü gösterir. Hiç beklemez. 15 tane bakın. Bunu düşünün. Ersin veya Utku santradan gol yese yer yerinden oynar. O yüzden hatta Muslera degaj yaparken kendi oyuncusuna çarptı, Selçuk'a çarptı, gol yediler. bunu genç kaleci yapsa buna güvenilmez diyecekler. O yüzden biz gençlerimize güvenmemiz lazım. Bakın, aslan gibi oynuyor Rıdvan. Sergen Hoca Kayseri'de Rıdvan pas hatası yaptı diye, Riziko'ya girdi diye ondan sonraki haftalar kesti. Kesme, devam et. Ben kesmezdim mesela. Çünkü o korku onu şey yapar. Ümit Milli maçını seyrettiniz mi? 3 hafta evvel. Aynı hatayı orada da yaptı ve gol yediler. Ya hata yapacaklar. Biz ne goller yedik ya? Zaten öyle bir gol yedik ki ya diyorsun ki 7 yaşındaki kaleci olsa gol, bu golü yemez dersin. Ama öyle golleri de kurtardık ki 3 tane şey olsa, kaleci olsa kurtaramaz dediğin pozisyonları kurtardık. O yüzden ha bir de şunu söyleyeyim. 20 sene amatör profesyonel oynadık. Bütün liglerde oynadık. Süper lig yoktu. Süper amatör yoktu. Bal ligi yoktu. Ve onlarda oynayamamıştım. 20 sene oynamışım. Bir kişiden duymadım. Rasim hatırlıyor musun ya? Bir maçta bir gol kurtarmıştın. Hep şunu duydum. Hatırlıyor musun ya? Bir maçta bir bacak arandan gol yemiştin. Veya şöyle bir boşa çıkmıştın. Size bir anımı anlatayım. Rahmetli baba Hakkı sağdı. Beşiktaş'ta biz geldiğimizde elini öperdik. Bazen antrenmana gelirdi. Süleyman abi getirirdi onu genel kaptan olarak. Herkesi tanıyamıyor. İsim olarak biliyor. Şeref Stadında biz toprak sahada antrenman yaptık 8 sene. Yatakta sağdan sola dönemezdik yaralarımızdan. Bir sezon. Ve sandalyeyi Şeref Stadında tribünün oraya koymuşlar. Geçerken Süleyman abi diyor, babanın elini öpün de öyle çıkın. Tamam mı? Bu Şaban, bu Reşit, bu bilmem kim, bu Rasim. Evladım Rasim, buyur baba. Alabileceğin toplara çık, alamayacağın toplara çıkma diyor bana. Demek ki ben boşa çıkmışım bir maçta. Baba ben de alacağım diye çıkıyorum ama bazen alamıyorum diye. Ama güzel günlerdi. Hocam şimdi o güzel günler, ben tam şeyi söyleyecektim aslında da, sizin o Beşiktaş'ın teknik direktörü olduğunuz zamanlarda Yankov dediniz ya, benim Beşiktaş tarihinde yani kendimin hatırladığı zamanlardaki en iyi orta saha bir ya da iki kişi Yankov. Ön libero en iyisi. Evet yani hani oradaki orta sahayı inanılmaz bir şekilde topluyor. Çok güzel top basıyor. Rakibi engelliyor. Ondan sonra yani hani adam böyle çok enteresan bir yapıya sahipti. Atakları çok ciddi kesiyordu. Ya, sana bir şey söyleyeyim Barış. Çok doğru tespitin. 3 sarı kartı vardı. 4 sarı kart aldığı zaman bir maç oynayamıyordu. 13 maç 3 sarı kartla oynadı ya. Ve hep kesici bilmem ne. Yani inanılmaz bir adamdı. Evet. Üçü de çok iyiydi. Evet. Mirmiç, Yankov, Amokaç. Amokaç. Doğru. Ama bunlar... Koşak geldi bizden sonra hepsini bitirdi. Hocam peki bir şey soracağım. Ben şimdi istatistikçiyim. Sizle de sohbet ettik biraz ama. Evet. Modern futbolunda
İşte Bayern Münih izliyorsunuz. İşte Barcelona iyi olduğu zamanlar izliyorsunuz. Yani hücum prensipleri daha hızlı hücum, daha çok ver kaç, daha çok şut, kale sahasına girme üzerine kuruldu. Ama bizim tarafa bakıyoruz. Şimdi hani sizin zamanınızda Beşiktaş en fazla gol attı ve ondan sonra bir daha o gol sayısına ulaşamadık. Ama benim tespitim şu, şimdi istatistiklere bakıyorum. Top geliyor sağ kanada, sol kanada. Kendisini çok iyi orta yapan bir futbolcu zanneden birisi geliyor sürekli orta yapıyor. Yani doldur boşaltın aslında, yani eskiden biraz daha böyle kendi sahamızdan bile doldur boşaltlarla ortalar yapardık. Şimdi sağ açık, sol açık illa orta yapıyorlar. Kimse böyle paslarla ceza sahasının ön tarafına sarkma, şut çekme girişiminde bulunma, ceza sahasına bir şekilde girme. Yani bunlardan kaçınıyoruz ya da böyle futbolcularımız mı yok bilmiyorum. Niye böyle oluyor? Yani hala bunu büyük takım... Barış, bu şekilde güzel. Bak şimdi Barış. Güncel futbolda 3 tane çok önemli trend var. Önceden bilinen ama bunlar şu anda sıkıntı yaratan şeyler. Birincisi uzaktan at. Bu şeyler Avrupa Şampiyonları, Şampiyonlar Ligi, UEFA ve Dünya Kupaları, Avrupa Kupalarında alınan şeyler. Birincisi uzaktan atılan şutlarda, yani ceza sahasının dışından atılan şutlarda baş etmede sıkıntı çekiyor takımlar. Burada uzaktan bir şut atılıyorsa bir hücum prensibi değil mi? Şut atıyor. Ve bu şutu nasıl önleriz? İşte baskıya gidecek %100 en yakın adam vurdurmayacak. Üçlük atan adamı düşünün baskette. Gitmiyorsan atıyor geçiyor. Gidip ona mani olman lazım. Şimdi zannediyorum Barış, seninle daha önce Barış Hoca konuştuk. Fenerbahçe, Galatasaray, Schneider Fenerbahçe'ye 2 tane uzaktan attı 18 dışında. Ya burada ne sıkıntısı var? Sayıca Fenerbahçe savunması oyuncuları fazla. Niye bir kişi yakına gidip baskıya gitmiyor? Benim takımımda baskıya gitmeyen, ortaya şuta mani olmayan oyuncuyu oynatmıyor. İşte senin görevin var burada. Yankov çok güzel yapıyordu onu. Yani o şut. Abi süper. Ondan sonra ikincisi erken ortalarla baş etmede sıkıntı yaşıyorlar. Yani sıfıra inmeden yapılan ortalarda kaleciyle savunmanın arasına atılan toplarda kaleci çıksın mı çıkmasın mı? O ortalarla baş etmede sıkıntı çekiyorlar. Demek ki biz takımımızda çalıştırırken erken ortalara da çalıştırmamız lazım. Böyle dönen, kaleciden uzaklaşan ve özellikle savunmalar kendi kalesine doğru koşarken, yüzleri kendi kalesineyken önlem almaları zor oluyor. Ve 2018'de 12-13 tane kendi kalesine gol attılar bu erken ortalardan dolayı. Kendi kalelerine doğru koşarlarken. O yüzden sıkıntılar var. Üçüncüsü, erken orta yapılıyorsa, bize erken orta yapılırsa biz nasıl önlem alacağız? Öyle değil mi? Ve üçüncüsü, kaleciye verilen paslarda, geri paslarda sıkıntılar oluyor. Bunlarla nasıl baş edeceğiz? Bunların hepsini çalışman lazım. Artı, birinci, ikinci, üçüncü bölge var değil mi? Alan olarak. Biz üçüncü bölgede oynarken, yani Fener'e basmışken topu ya kaybedersek nasıl önlem alıyoruz? Kontratağa karşı hazır mıyız? Başakşehir'e attığımız golü düşünün, Larin'in kontratak, hızlı kontratak. Burada Fenerbahçe ne yapması, Başakşehir ne yapması lazım? Kalecisi gidecek, gollemeyecek o topun bulunduğu yerden, o mesafede duracak ve orada savunmacılarına diyecek ki kaybedersek şu adamın yanında dur. İlk topu kes. O yüzden bu prensipleri yerine getirmezsen işin çok zor. Üçüncü bölgede böyle oynayacağız. Üçüncü bölgede nasıl hücumlar yapacağız? Rakip sıkışmış.
Şimdi bizde oynarken ve ilk kurslara gittiğimizde çok basit bir şey var. İki kaleden 18 köşelerine doğru şöyle bir huni yapın. Tehlike hunisidir o. Bunu dört şeye, eline ve boyuna bölün. En tehlikeli yerlere küçük numaraları ver. Gol olma oranlarının fazla olduğu. En kenarlar büyük numaralardır. Tehlike senin kalene doğru yaklaştıkça huniye toplanın. Küçük numaralara toplanın dersin. O zaman mecbur rakip kanatları açacak oyunu. Genişliğini oynayacak. Zaten hücum prensibi de birincisi genişliğini ve derinliğini oynama. Sıkıştığı zaman orada kaptırdığın her top senin kalene pozisyon olacak demektir. Kontratak olacak. Ha, hücumda ne yapmak lazım? Hücumda da rakibin savunmasını o küçük numaralardan çıkartmanın çarelerini araman lazım. Boşluk bulasın. Penetrasyon var baskette. Bizim hücumda da penetrasyon var. Savunmanın arkasına sızman lazım. Hadi hocam sen basket oynadın mı? Yok hocam, çok kısa bir dönem. Değil mi? Penetrasyon var. Ve bu futbola da girdi. Savunmanın arkasına verkaçla, duvar pasıyla, çip pasla atabilirsin. Mesela Burak Yılmaz savunmanın arkasına doğru koşu yapar, onu buluştururlar. Kaleciyle karşı karşıya kalacak pozisyon yaratırlar. Biz birinci bölgede oynarken ne yapmamız lazım? Savunmada ve hücumda topu kazandığımız ne zaman ne yapacağız? Bunların hepsini çalışmak lazım. Bütün yenen golleri, kaçırdığın golleri tekrar çalışman lazım. Oyunsal, maç ortamında çalışman lazım. Mesela Fenerbahçe'den yediğimiz kornerde Rıdvan kale içindeydi, değil mi? Evet. Olsun. Eğer Rıdvan top uzaklaştığı zaman çıkın demesi lazım kaleci ve herkes aynı anda çıkması lazım. Golü atan oyuncu sitteydi galiba. Ofsayt'ta kalacaktı. Bu bir, bunu tekrar tekrar çalışman lazım. Çalışmazsan bir maçta daha yanacaksın aynı şekilde. Normal akan oyunda da bunlar çok önemli. Biz bu çatır çatır maç ortamında antrenman yapmak lazım. Benim en büyük özelliğim çatır çatır oynatırım. Yavaş, yavaş yok. Tekmeni takacaksın. Antrenmanı biz ne için yapıyoruz hocalar? Ne için yapıyoruz? Maç için. Maçta ne varsa biz antrenmanda yapmamız lazım. Yavaş, yok yavaş. Kasıtlı girmedikten sonra çatır çatır oynayacaksın. Sen seyirci olarak böyle bir takım istemiyor musun? Değil mi? Süper. Hocam ya bu kadar güzel bir futbol ve Beşiktaş muhabbetini ancak başka bir Beşiktaş maçı bitirebilir. Birazdan Kasımpaşa maçı başlayacak. O yüzden bir son 5-6 dakikamız. Ne dersiniz Kasımpaşa maçı için? Vallahi içimde bir endişe de yok değil. Bu endişeyi taşıman lazım. Bu korkuyu taşıman lazım. Seni telaşa götürmeyecek korkuyu taşıman lazım. Ama yetersiz motivasyonla olan biz Fener'i 18 transfer yapan Fener'i yenmişiz. Hem de Saraçoğlu'nda gibi bir düşünceye girerse. Yani Başakşehir ilk devresi ve Fener'in 90 dakikası gibi oynamak zorundayız. Evet. Her maçı. O zaman 10 kişiyle de 11 kişilik Fener sahasında 2 gol atabiliyorsun. Beni endişeye düşüren bu. Yani antrenörlük kolay iş. Ben Sergen'e güveniyorum. Özgüveni olan birisi, özgüveni oyuncuyken de özgüveni vardı. Ve bu özgüvenini oyunculara aşıladığını da görüyorsun. Ama çok kötü goller yedik. Yani 17 tane gol inanılmaz bir gol. O yüzden bunlara çare bulmak lazım. Bir antrenörün görevi müteahhit gibi takımın inşasından sorumlu. Her taraf
orkestra gibi bir uyum içinde sağ beki, sol beki, orta sahası, beki, açığı bilmem nesi sankronize bir şekilde çalışması lazım. Öyle değil mi? Yine de kazanacağımıza inanıyorum. Makus talimizin Başakşehir ve Fener maçlarıyla değiştiğine inanıyorum. Çok uzun bir maraton. Bu maratonda pandemide koronaya yakalanmamak, sakatlık ve ceza durumlarında herkesin hazır olması. Ben önce fizik olarak güçlü sporcular olması lazım. Fizik olarak. O zaman tekniğini kullanabiliyorsun. Güçlüysen beyin adale arasındaki koordinasyon değil mi? Bütün şeyler, karar vermeler, pas. Neden son dakikalar gol yeniyor çok? Hatalar yapılıyor. Yorgunlukla beraber beyin adale arasındaki iletişim bozuluyor, koordinasyon bozuluyor. O yüzden bir numara fizik olarak güçlü hale gelmesi lazım. Yoksa ne alınan oyuncular, ne Enkudu, bilmem ne, kötü oyuncular değil. Bunlar güçlüyse, ayakta durabiliyorsa zaten teknik taktik kapasiteleri iyi götürürler. Ben buna çok inanıyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum bu konuda. Yani fizik olacak, motorsal özellikler. Teknik taktik, psikolojik olarak her maça çok iyi hazırlanmak zorundayız. Ayrıca kendimize de iyi bakmak zorundayız. Pandemiden kaçmak zorundayız hep beraber. Ya aslında aslında Sergen Hoca'nın da görmediğimiz bir yönü burada ortaya çıkacak herhalde. Çünkü teknik direktör olmak ya da lider olmak, yenilgiden tekrar şaha kalkmakla beraber başarıyı da taşımakla da ilgili bir şey. Şimdi çok güzel bir başarı geldi ve bir özgüven geldi. Gerçekten bir takım olma şeyi ilk kez ben gördüm uzun süredir Beşiktaş'ta. İlk defa, son iki maç. Ve işte şimdi onu biraz daha, bu biraz daha profili düşük maçlara taşıyabilecekler mi? Yoksa o başarının şeyine kapılıp, sarhoşluğuna kapılıp tekrar eski haline mi dönecek? Bakalım yani. Aslında çok güzel bir tekrar olacak. Evet. Yani beni de meraklandıran burası. Acaba Necip'in söylediği maçtan sonra çok güzel bir şey vardı. Biz maç maç düşünüyoruz dedi. Gerçekten öyle maç maç düşünüyorsan bu çok önemli. Bu hafta Kasımpaşa'yı yeneceğiz bugün diyebilmek. Ve bir daha söylüyorum. Başakşehir ve Fener'e oynadığın gibi fedakarlık istiyor. Taktik disipline uymayı gerektiriyor. O Montero'nun bilmem savunmacıların yaptığı mücadeleler inanılmazdı ya. Enkudu oradan atıyor, buradan geçiyor, golü attırıyor ya. Böyle bu kadar keyif veren bir şey olabilir mi? Zaten ben futbolcularıma şunu söyleyeyim. Ya oynadığınız oyundan önce siz tatmin olun, zevk alın. Sonra ben kulübede ve takım arkadaşlarım zevk alsın. Tribünde olanlar, şimdi yok da tribünde olanlar zevk alsın. Televizyonunda seyredenler şöyle keyifle kaykılsın. Gene gol yiyeceğiz, aman bilmem ne mi diyeceğiz. Önce kendin, biz tiyatrocu gibiyiz. Biz film artisti gibiyiz. Neden filmin konusunu ve hangi artistler oynuyor tiyatroda, hangisi? Niye araştırıyoruz? Biz iyi şeyi izlemek için gidiyoruz. Seyirci de bizi öyle izlemeye geliyor. Antrenör olarak beni, oyuncuyken beni izlemeye geliyor. Ben onlara güzel şey vermemiz lazım. Takım olarak güven ve fair play'in içinde kalarak oynamam lazım. Evet, ona konuş, buna konuş, takım arkadaşına konuş. Lemos'a konuşuyor, Brezilyalı orta sahanın adı neydi? Yazılı bende. Fenerli. Neydi onun adı?
Beşiktaş'tı Brezilya'nın o Souza. Yok. Gustavo herkese fırça attı. Ozan Hakem dahil herkese attı. Kaleci, genç kaleci konuşuyor. Yediğin gollere bakmıyorsun. Böyle olmaz. Takım demek ben senin eksiğini kapatmam lazım. Sen de benim eksiğimi. Bunun hatalarını maçtan sonra konuşuruz veya devre arasında konuşuruz. Ama şimdi iş zamanı. İş yapmamız lazım hocalar. Ben bugün ve bundan sonra öyle bekliyorum. Beşiktaş bu başlangıcını devam ettirmesi lazım. Yani bir 5-6 seriye bağlaması lazım. Kolay yenilen bir takım olmaması lazım. Kolay gol yiyen bir takım olmaması lazım. Bakın, PAOK'tan 3 gol yedik. 4 tane atman lazım maçı kurtarman için. Konya'dan 4 gol yedik. 3 tane 5 tane atman lazım. Fener'den 3 yedik, 4 attık. Ama her zaman bu böyle olmaz. O yüzden savunmayı da yapacaksın. Aslında futbol basit oyun ya. Top rakipteyken savunacaksın, bizdeyken hücum edeceksin keyif alarak. Bakın, ben de Barış Hoca ile sizi beklerken sohbet ettik. Ben de 25 senedir Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonalarında istatistikler çıkartıyorum. Atılan her golün analizini, şu anda her hafta atılan gollerin başlangıcı, gelişmesi ve sonuçlanmasını çıkartıyorum ben. Sunumlarımda, derslerde anlatıyorum. Size de anlatırım bir gün. Mesela 2018'de 90 dakikalık oyunda topun oyunda kalma süresi ne kadardı biliyor musunuz? Toplam 57 dakika top oyunda. 60 diyelim. 60 dakika top Fener'de, yarısı denk takım diyelim. 30'u sende, 30'u bende. Maradona gibi, Sergen gibi, Hacı gibi çok yetenekli oyuncularda top kalma süresi Maradona bilmem ne, Avrupa'da 4,5 dakikaydı toplam. Türkiye'de 2,5-3 dakika. 3'ü bile bulmuyordu. Ve şimdi yakın pres çıkmış, bilmem ne çıkmış. Bu daha da zorlaşıyor. Stop kontrol olmadan artık tek pas oynamak zorunda kalıyorsun. Rakibi düşürmek için oyundan. Şimdi hep biz maç seyrederken ya top ayağındayken ne yapıyor? Hep ona bakıyoruz. 2,5-3 dakika, hadi 4 dakika diyelim topla oynuyor. 90 dakika yaydığın zaman 86 dakika bu ne yapacak? Top rakipteyken ne yapıyor? Soruyorum, ben bunu futbolculara da mı anlatıyorum? Siz top rakipteyken mi çok mutlu oluyorsunuz, bu oyundan keyif alıyorsunuz? Yoksa bizdeyken mi? Bizdeyken. O zaman ne yapmamız lazım? Bir an önce topu kazanmamız lazım. Keyfe almaya, keyif vermeye, tribünlere, bilmem televizyondakilere devam etmemiz lazım. Öyle değil mi? Adil Hoca'nın kedisi maç bu. Ben şimdi boş zamanlarımda tenis oynuyorum. Yani 47 yaşında raketi aldım. Yumurta tavası gibi tutarken başladık, ders almadan. Ben hep rakibin neresi zayıf oraya atmaya çalışıyorum. Varsa oynayanlar inşallah bir araya gelince oynarız. Yani spor böyle. Sonuçta kazanmak istiyorsun. Zayıf tarafın ne? Güçlü tarafın ne? Rakibin zayıf tarafı ne? Analizler bunun için var. İstatistikler bunun için var. O zaman biz bunu nasıl yapalım? Yani yoruluyorsa bunları biz nasıl yorabiliriz? Son maçın sonlarına doğru. Bol pasla onları yoralım. Maçı kazanalım. İnşallah Beşiktaş bu akşamdan itibaren küçük dediğimiz, çok küçük de değil yani, Beşiktaş'ın altında. Bir altında Kasımpaşa. O yüzden yani sonuncu takımlarla oynayacağız, bilmem ne yapacağız. Bunlar beni onlara verilen puanlar çok yazık oluyor.
Hocam ağzınıza sağlık. Yani bir program bu kadar güzel olur. Siz istediğiniz zaman yine yaparız. Ya tam onu diyecektim. Yani tam hiç problem değil. Bize en uygun konuk da sizin gibi hocaların hocası bir hoca oldu yani. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu yani. Birinci yarıda biraz nostalji yaptık ama ikinci yarıda da resmen güzel bir futbol dersi, felsefesi, psikolojisi, her şey çok güzeldi. Çok çok ya, teşekkür ederiz. Futbolu oynayalım yani. Bırakın oynasınlar oyuncular, keyif alsın ama kontratakta ne yapacak, kim ne yapacak, nasıl gidecek, nasıl destek verecek, savunmayı bir an önce nasıl kazanacağız topu. Çok kolay ya. Vallahi çok kolay. Hocam öğreneceğiz sizden. Her zaman bekleriz. Tenis oynarken karşı tarafı yeniyoruz bazen. Yenmeyi garantilerken ya bu oyun çok kolay diyorum. Aa, öbür tarafına atacaksın. Yani bu kadar. Rakipten fazla gol atacaksın, az gol yiyeceksin. Öyle değil mi Adil Hoca? %100. İnşallah bu akşam da atarız o golleri. Yesek de önemli değil. Evet. Ama bir gün önemli olabilir yediklerin. Tabii. Tabii. Ben zannediyorum maça az kaldı. Bana bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok kaliteli hocalar olarak tanımaktan büyük keyif aldım. Estağfurullah. Ve jimnastik kulübü üyelerine, beni izleyenlere, bizi izleyenlere kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İstediğiniz zaman bağlantı yapabiliriz. Hiç çekinmeyin. Çok sağ olun hocam. Harika olur. Mutlaka harika tekrar olur. Yapalım. Görüşmek üzere. Beşiktaş'a başarılar. Görüşmek üzere Beşiktaş. Peki, iyi akşamlar herkese. Hadi iyi akşamlar, sağ olun. İyi seyirler.